Çocuklar savaşın korkunç yüzünü gösterdiği coğrafyalarda yaşıyor. Hayatta kalabilmek için ayrı bir savaş sürdürüyorlar. Boylarından da yaşlarından da büyük sorunları var. Ama bir de geleceğe dair umutları, hayalleri var. O çocuklardan bazıları hayırseverlerin çabalarıyla o hayallerine ulaşabiliyor. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Oyun oynamak bir kenara, sokakta durmak dahi ölümcül. Hatta şarkı söylemek bile. Onlar savaşın çocukları. Beslenme, sağlık, eğitim ya da sosyal güvence. Yaşıtlarının çoğu geniş imkanlara sahip. Ama onlar değiller. Sadece umutları, yarına dair hayalleri var. Üstelik bazılarını gerçekleştirmek sanıların aksine çok kolay. Deniz Feneri Derneği'nin 1001 Çocuk 1001 Dilek projesi 15. yılında devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sürdürülen projeye bu yıl ilk kez savaşın ortasında kalan çocuklar da dahil edildi. Suriye ve Irak'taki kamplarda yaşama tutunmaya çalışan çocuklardan, Türkiye'ye gelebilen çocuklara, Gazze'de zulüm altında yaşayan çocuklardan, Tayland'da Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Patani bölgesine. Sadece savaşın acımasızlığıyla değil, yoklukla da mücadele eden çocukların dilekleri mektupla alındı. Türkiye'deki ihtiyaç sahibi çocuklar da unutulmadı. Kimi bisiklet istedi, kimi oyuncak. Toplamda 1170 minik yürek mektup yazdı, hayallerini paylaştı. Bağışçıların desteğiyle o hayaller gerçek oldu. İhtiyaç sahibi çocuklara yardım eli uzatmak isteyenler www.1001dilek.com adresinden projenin detaylarına ulaşabilir. Çocukların yüzünü güldüren proje yıl boyunca devam edecek.